Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Şeytanlar defolsun diye ben bir sure okuyayım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام را Elif lam mim ra. Elif lam mim sad. Taha tasin tasin mim hamim hamim Ayin sin kaf kaf ha ya ayin sad nun ve kalemi ve ma yasturun kaf ve Kur'anin mecid Sad ve Kur'an-ı Zikr Yasin ve Kur'an-ı Hakim. Yasin ve Kur'an-ı Hakim. Yasin ve Kur'an'ın Hakim. Sadakallahul Azim. Tekrar Bismillah. Sorunuz olursa kağıda yazıp gönderirsiniz. Ben böyle bir icmal edeceğim. Mutlu olmak istiyorsan diye başlayacağım. Kur'an'da mutlu olmak istiyorsan huzurlu, bu kesin ama. Kur'an'da neye inanıp inanmayacağınızı, neyi yapıp yapmayacağınızı, kimleri sevip sevmeyeceğinizi, kimlerle olup olmayacağınızı, neyi düşünüp düşünmeyeceğinizi, kimlerle ne yapmak gerektiğini düşünmeyeceğinizi, hadiseleri ve kişilere nasıl bakıp bakmayacağınızı söylüyor ve gösteriyor ve emrediyor Kur'an. Şimdi kimlerle oturup kalkacağını, mesela buna ait bir şey derim, hem de şahit olduğumu söyleyeceğim. Bu Augsburg'daki 5 gün programı, erkeklerle yaptığımız programlarla, gençlerle, her gün elhamdülillah öğleyin gençlerle program yaptık. Genç delikanlılar, çocuklarımız da. Akşam 7 ve 9 ders yaptık. Diğer özel şeyler, görüşmeler hariç elhamdülillah çok verimli geçti. Augsburg eskiye göre değil, çok daha güzel gördüm elhamdülillah 1,5 sene aradan sonra.
Hakikaten bir ahenk var, bir uhuvvet var. Tabii insan olduğu yerde sorun vardır. Bir yerde toz duman kalkıyorsa orada hareket vardır. Beni de memnun ediyor. Yani şer gibi de gözükse dumanın kalkması orada bir faaliyetin olduğunu gösteriyor. Gerçi zahirde üzülmüş gibi gözükürken, ama hakikatta oluyor. Ama ne zamana kadar? Umumu hukuka taalluk etmeme seviyesinde. Şimdi iki tane hukuk var. Bu çok önemli. Birisi şahsi hukuktur. İkincisi umumu hukuktur. Şahsi hukuk, bak bizi, sizi çok sıkıntılardan kurtaracak. Şahsı hukuk, aile hayatı için söylüyorum. Mesela karı koca münasebetlerinde veya kişiler arasında diyaloglarda senin şahsına, kimliğine ve kişiliğine bir olumsuzluğu var. Fakat mesela evde ben kullanayım. Hanımla, karı koca, size hitap ettiğim için kocanız diyeceğim ve evdeki. Yani evde bir sorun var. Çözmek adına, çoluk çocuğun huzurunu bozmak adına o şahsi hukukunuzu korumayın. Çünkü evde adalet yoktur. Evde merhamet vardır, şefkat vardır, af vardır. Küçük bir hukukunu korumak adına çoluk çocuğun moralini bozmaya hakkımız yoktur. Demek ki mutlu olmanın gene düştü. Git. Sesi biraz kısar. Geldi gel abi, tamam. Şimdi Kur'an ne mutlu olmanın yöntemini nasıl tarif ediyor? Diyor ki, sen oraya bak. Kur'an'da neye inanıp inanmayacağınızı, bak mutluluğun formülüne bak. Ne yapıp yapmayacağınızı, kimlerle yapıp yapmayacağını, kimleri sevip sevmeyeceğinizi, kimlerle olup olmayacağınızı, neyi düşünüp düşünmeyeceğinizi, hadiseleri ve kişilere nasıl bakıp bakmayacağınızı söylüyor ve gösteriyor, emrediyor. Peygamber bunları fiilen yaşıyor. Canlı mevhibe-i ilahiye Peygamber aleyhissalatü vesselam. Güzelle çirkinin ayırt etme göstergesidir İslamiyet. Tamam. Demek ki mutluluk adına ilk adımın bu olacak. Yani Kur'an neyi emrediyor? İnanıp inanmayacağını, ne yapıp yapmayacağını. Kim, kısaca ben üç cümleyle hulasalandırayım İmam Rabbani'nin sözüyle. Bu çok önemli. Ben çok kullanıyorum ve çok zevk alıyorum. Üç cümle ya. Bak. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapın. Doğru yerde, bak doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yaparsanız doğru olursunuz. Şimdi onun alametlerini okuyorum. Yalan konuşmayacaksın. Haram yemeyeceksin. Kimsenin ahını almayacaksın. Vefasızlık yapmayacaksın. Vefayı bir açayım. İslam'a, mukaddesata, dine vefasızlık yapan alim, hoca, şeyh, lider, abi kim olursa olsun, mukaddesata ve dine vefasızlık yapıyorsa ona vefasızlık yapmak, dine vefa yapmaktır. Vefayı karıştırma. Vefa demek sana bir hakikati tanışmana vesile olmuş diye her şeyini onaylayacaksın demek değildir. Seni nurlarla tanıştırmış, İslam'la tanıştırmış, ne bileyim sana katkısı olmuş, bunu hudut koymadan her şeyini onaylamak, İslamiyet süzgecinden geçirmemek, haram helalı bile hikmeti var demek, İslam'a ve Allah'a vefasızlık olur. Vefa kime yapılır? Vefa, mukaddesata vefa gösterene vefa göstermek
vefadır. Dine vefasızlık yapana vefasızlık göstermek dine vefadır. Tersini söylüyorum. Dine vefasızlık yapana vefasızlık yapmak kişiye ve mesela uygulayayım. Benle bir şeyler duydunuz. Benden bir şeyler duydunuz. Nurları benle tanıdınız. Ben size katkı yapıyorum diye. Benim her şeyimi niye onaylıyorsunuz? Benim her şeyimi onaylamayınız. Dine uyan tarafı onaylayın. Uymayanı uymayın diyeceksin. Bu da umumi hukuktur. Yeniden okuyorum. Mutlu olmanın sebeplerinden okuyordum. Yalan konuşmayacaksın. Ya susacaksın ya doğru söyleyeceksin. Yalana hiç yer yoktur. Gerçi olsa faydalı. Ustad böyle diyor. Başka yalan lafzı kafirdir. Kafirlerin kullandıkları çözüm yöntemidir. Çözüm değildir. Gerçi acele bir şeyleri çözer ama ileri bir şeyi vaat etmiyor. Seni ileriye taşımıyor. Bir de okuyorum. Yalan konuşmayacaksın. Haram yemeyeceksin. Kimsenin ahını almayacaksın. Vefasızlık yapmayacaksın. Hasetini kontrol edebilmek için ona devamlı dua edeceksin. Kime haset ediyorsun, kızıyorsun? O insana, o hanıma hasetten kurtulmak istiyorsan ona dua edeceksin. 5 vakit. Bu sefer haset duygusunu aktif eden şeytandır. Baktı ki olan bu hanım, o hanıma dua ediyor. Dua ediyor, dua ediyor, dua ediyor. Şeytan dedi ki pes be ya, tamam. Bir de senin hasetini tahrik etmiyor. Hasetten sen kurtulursun. Çünkü hasetlik yaptıran şeytandır. Sen de ikide bir ona dua edince şeytanın işine gelmiyor. Duayı bırakmayacaksın. Silah-ı rahmi kesmeyeceksin. Silah-ı rahim akrabalar arasındaki bağ 4. sırada. Tasdik, izan, iltizam, itikat. 7 tane taş. Şimdi hayal et. 7 tane değirmen taşı bir üzerinde. Ve içinde de mısır yok. Bir tanesi yaparken ötesi yapacak. Ötesi kırrrr. Yani taş taşları yiyecek. 7 tane taştan farklı ses gelecek. Çünkü yükseğe çıktı ya. 7 tane taş. Eğer 7 tane taşın içerisine yukarıdan aşağı mısır atarsan her birisinin deliği ayrıdır. Hepsinden farklı ses çıkacak ve farklı ötecek. Aynen bunun gibi kafamız değirmen. İçindeki taş. İçindeki taş. Eğer buraya mısır gibi yani ilim atarsan, bu bilgileri ben atıyordum şimdiye kadar sizin sabahta kaç saniye, yarım saat oldu veya bir saate yakın olacak. Kafanızın içerisine ben mısır atar gibi atıyorum. Ne not aldınsa, ne sana nasip olmuşsa bu giderken bir tanesini tut. Bu hepsini anlayacağın değil. Okuduklarından bir tanesini kap. Bu bana yeter dedin. Ne yaptın? Değirmenin içerisine taş attın. Eğer kafan boşsa veya değirmenin içerisine iyi dinle. Yaprak attın. Gene taş taşıyor. Kağıt attın. Gene taş taşıyor. Su attın. Taş taşıyor. İlle mısır atacaksın. Aynen bunun gibi kafan boşsa ses ondan geliyor. Cin min değil kardeşim Allah aşkına. O cin diyenin başına düşsün o cin diyesin geliyor da gene düşmesin yani. Hemen gidince sihir yaptılar. Tamam zaten kadınlar buna çok meyan. Bu büyü yaptı. Ne büyüsü ya? Bak 10 tane şey diyeceğim size onu da tutacak. Şaka demiyorum. Bak tutuyorum şimdi sana aynı böyle yapıyor. 10 tanesi nasıl tutacak? Ooo sana çok eskiden beri yapılmış. Eski kardeşim. Evet tamam. Nasıl oldu hoca efendi? Ne hocasın? Sahtekar mıydın? Sen bir köprüden geçtin. Eski bir köprünün altından geçtin. Ulan köprünün altına geçmediğim yer mi var? Tuttu. Yalana bak yani. Sen çok eski bir köprünün altından geçtin. Geçtin. Bir hemen. Hocam ya hakikaten geçmiyor. Herhalde ya köprünün altından geçmeyen var. Sen
Çok yakın tarihte çok büyük sıkıntı geçirdin. Onu her gün geçiriyorum zaten. O da tuttu. Senin en yakının çekemiyor. Yani insanoğludur. Herhalde düşmanı da var, dostu da var. Peygamber. Bak böyle 10 tane sayıyor. O insanlığın ortak özelliklerinden. Tamam mı? Sen bazen öyle bir takılıyorsun ki böyle yaşamaktan da bıkıyorsun, nefret ediyorsun. Diyor ki, hey hocam ya, aynen öyle oluyor. Ona bana da oluyor. Resulullah abi ne oldu Peygamber Hazreti Selam? Ebu Bekir'e gidiyor. Ya Ebu Bekir, beni rahatlat diyor ya. Ona da mı cin olmuş? Ebu Bekir'e gidiyor. Ebu Bekir'e yani. Ya Ebu Bekir, konuşarak beni rahatlat. Bir de Bilal Habeşi'ye gidiyormuş. Bir ezan oku rahatlat bizi dermiş. Bir de Said var bir radiyallahu anh. Onun Kur'an okumasını. Gerçi yasaklamıştı. Sebebi öyle Kur'an okuyormuş ki bazı kalpler durmuş. Ondan sonra böyle kalplerin durmasından endişe ettiği için toplumun içinde Kur'an okumasını istememiş. Böyle ona gidermiş bazen. Hususi gidenler oluyormuş. Böyle. Şimdi bunlarda da mı sıkıntı var? Kardeşim senin cini, vesvesesin bu yok. Değirmende un yok. Un, mısır yok. O zaman taşlar var. Gur güm 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 güm. Abi ya gece kafamda ses de geliyor. Tabii ses gelecek. Mısır yok ki kardeşim. Değirmen birbirini yiyor. Hiçbir şey yok. Peki bir saat oldu zannediyorum. Bu arada sorunuz yoksa birkaç tane de okuyorum keseceğim. Sorunuz gelirse devam ederim. Sorunuza cevap. Şey de okuyayım da bu gelene kadar sorunuz olursa. Tuvalette hayırlı, namazlarda kötü şeylerin gelmesi şeytandandır. Tuvalette dünyevi ve uhrevi, hiçbir şey düşünme, mesaj yazma, bir şey düşünme, sümkürülme, burnunu temizleme, boğazını temizleme, tükürme, özel çamaşırını tuvalet deliğine atma, peçeteye koy, sonra onları ve banyo temizliklerini dahi poşete koy, besmele ile üzerini kapat. Tuvaletteki özelliğini, banyodaki özelliklerini poşete atıyorsun, çıkıyorsun dışarıya. Banyoda da bir kenara koyuyorsun, dışarıya çıkarıyorsun, poşetin içine koyuyorsun, Bismillahirrahmanirrahim deyip poşeti kapatıyorsun, ondan sonra çöpe atıyorsun. Tuvalet yollarına göndermiyorsun. Bakın namazda şer, tuvalette hayırlı şeylerin gelmesi gene şeytandandır. Kaydeten aklı kim yapmışsa ona bağlandıktan sonra aklını kullanıp izah edeceksin. Aklını aslına bağlı tutarak önündekileri izah edebilirsin. Yani şu, bu aklı yapılırken şu kafandaki akıl var ya benim, bak ben kafamı gösteriyorum. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmamış. O zaman bu aklı yapana, bu aklı kim yapmışsa ona bağlamak akıllılıktır. O zaman rahat edersin. Yoksa aklın durmaz. Bir daha söylüyorum. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. O zaman bu aklı hangi akıl yapmışsa, çünkü bu akıl yoktu, bu akıl yokken bu akıl yapıldı. Bu aklı hangi akılla yapılmışsa, bu aklı ona bağlamak akıllılıktır ve rahatlıktır. Nasıl bağlayacağız? Yani bu aklı yapan kimdir? Onu bul. Allah. O zaman bağlamak dine, Kur'an'a, kitaba vermek. Aklı ona bağlamak o demek. Peki. Ben bir huruf-u mukattayı bir de okuyayım. Kur'an terapi olsun. Daha izahlarını isteyen nurdersi.com'da bizim sitede bunlar var. Bakarsınız, çoğunuz biliyorsunuz zaten zannediyorum. Şimdi ben Kur'an terapisi yapayım böyle, rahatlarsın. Zaten rahatladım, bir şey yok. Yani değirmene mısır atacağım şimdi. Değirmene mısır atıyorum, tamam. Ama dediğimi yap bakayım değirmene. Dediğimi yap derken hemen rahmetli, yok rahmetli olmamış teyzem. Söylediğimi size de söyleyeyim, sonra Kur'an terapi yapayım. Oğlum dedi bir gün. Oğlum, annem sağdı. Oğlum bana bir nuska yap, sütüm taşıyor. Allah Allah, sütü taşıyor, bunun nuskası mı olur? Ne yapayım yaşlı kadın?
Peki teyze dedim, hemen pat diye olmaz. Şey, uyduruk yaptım onlar. Dedim teyze bu çok zordur. Uşağım bir şey yap işte çocuğum yap. Allah boşuna mı yetiştirdik seni? Tamam teyze kızma. Ama yarın gelmen lazım. Bu gece meşgul olmam lazım ona. Tamam. Yarın gel. Yarın geldi. Bismillahirrahmanirrahim Arapça yazdı. O kadar. Bismillah. Kapladım. Yedi kat naylona da sardım. Teyze dedim. Sütü nerede pişiriyorsun? Oğlum dedi işte ocağın orada dedi. Yani bu şimdiki ocaklar gibi mutfak değil. Öyle klamur şey takılırdı zincirli. Teyze dedim bu nuskanın bir tesiri şartı var. He eğer dediğimi yaparsan nuska tesir eder. Yoksa tesir etmez. Bu nuskanın şartları var. Tamam oğlum söyle şartları neymiş? Sütüm taşmaz değil mi? Taşmaz teyze daha hiç taşmayacak. Ben boşuna mı yaptım bu nuskayı? Tamam oğlum. Bu nuskayı dedim sütün kaynattığın yerin üzerine tavana az. Tamam. Sonra ocağa koyduktan sonra sütü kaynayana kadar yanında bekle. Tamam oğlum dedi. Gitti ertesi birkaç gün bir hafta sonra anama demiş ki Allah razı olsun oğlumdan dedi. Sütüm daha taşmıyor. Tamam. Şimdi sütümüz daha taşmaması için nuskalarıma uyun. Hurufu mukate yapacağım. Yaslanın. Gözünüzü kapatın. Sesime odaklanın. Yani daha şey için mısır atacağım. Kur'an niçin bunu yapıyorum? Ustadımız hani böyle ders olmaz. Bu özel muamele. Yani ders değil, bidat olur. Dersin bidatı yani. Böyle ders başlar ama bir de nerede bulacaksınız beni diye size bir iyiliğim olsun diye yapıyorum. Yoksa kural değil yani. Yoksa Fatiha çeker tamam bitmişti. Çekip içeceğim zaten önüne şimdi. Şimdi latif nüktelerde 30, 31, 32. sayfalarda huruf-u mukatta yani kesik harflerin maddi ilaçlardan 1000 derece tesiri azimdir diyor ustad. Ondan. Hadi bakalım gözünüzü kapatın, sesime odaklanın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Elif lam mim. Elif lam mim. Elif lam ra. Elif lam ra. Elif lam ra. Elif lam mim ra. Elif lam mim ra. Elif lam Elif lam mim sad. Elif lam mim sad. Elif lam mim sad. Ta. Kâmim
ha ya ayn sad kaf ha ya ayn sad kaf ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf maşallah ha mim ayn sin kaf ha mim ayn sin kaf nun vel kalemi ve ma yesturun nun vel kalemi ve ma yesturun nun vel kalemi ve ma yesturun Allah Allah sad vel kur'an izi zikru sad vel kur'an izi zikru sad vel kur'an izi zikru kaf vel kur'an il mecid kaf vel kur'an il mecid kaf vel kur'an il mecid yasin vel kur'an il hakim yasin vel kur'an il hakim yasin vel kur'an il hakim bismillahirrahmanirrahim Bismillahillezî lâ yedurru mâ ismî şey'in fil ardı ve lâ fissemâ ve huve semî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru mâ ismî şey'in fil ardı ve lâ fissemâ ve huve semî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru mâ ismî şey'in fil ardı ve lâ fissemâ ve huve semî'ul alîm. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülk ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut beydinu hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhin masir ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin Hasbunallah ve ni'mel vekil Hasbunallah ve ni'mel vekil Hasbunallah ve ni'mel vekil Ni'mel mevla ve ni'mel nasir Gufraneke rabbena ve ileyke masir Subhane rabbike rabbil izzete ma yesifun Ve selamun alel murselin Velhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha tema selavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke ni'abudu ve iyyâke nesta'in İhdina sıratan müstakim Sıratan lezine en'amte aleyhim Gayril mağdubi aleyhim Veladdallin Amin, amin, amin